Selamünaleyküm. Demokrasi nedir? Demokrasi beni kazandıran düzendir. Beni kazandırıyorsa eğer, ben kazanıyorsam demokraside, ona demokrasi denir. Eğer ben kazanmıyorsam onun adı faşizmdir, diktatörlüktür, insanlık düşmanı bir rejimdir. Aptal halka, cahil halka dayalı bir düzen demektir. Ama ben kazanırsam her şey çok mübarek olur. Bu akıl kimin aklıdır? Bu akıl demokratların aklıdır. Bende bu akıl var mı? Bende bu akıl yok. Ben halkım. Cahil halk diyorlar ya. Ben o cahil halktan birisiyim. Avanaklardan göbeğimi kaşıdım. Bak kaşıyorum. Eğer ki demokratlar kazanmışsa o düzene demokrasi denir. Yok. Demokratlar kazanmamışsa, yani demokratım diyenler kazanmamışsa, onun adı o demokratların gözünde faşizmdir, diktatörlüktür, cahil halkın rejimidir vesaire. Yani maalesef böyle. Maalesef böyle. Türkiye'ye demokrasi ne zaman gelir? Türkiye'ye demokrasi gavurlar çoğunluğu elde ettiği zaman gelir. Başka türlü gelmez. Gavurlar kazanmamışsa Türkiye'de demokrasi yok demektir. Gavur demek ne demek? Gavur demek, zihni gavur gibi çalışan insan demektir. Zihni gavur gibi çalışan insan ne demek? Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, onların başlarındaki adamların razı olduğu insan demektir. Onlar razıysa, bu razı olanlar da Türkiye'de çoğunluktaysa, Türkiye'de demokrasi vardır. Yok eğer onlar razı değilse, hele hele Türkiye'de 5 yaşını doldurmuş bir iktidar, hele ikinci kez bir daha seçilmişse, kesinlikle Türkiye'de diktatörlük vardır. Türkiye'de bu durumda demokrasi kazanmamıştır. Demokrasinin çiçeği solmuştur. Solmuştur maalesef. Türkiye'deki demokratların demokrasi algısı budur. Farklı bir şey ummayınız. Eğer Türkiye'de iktidarı hele ikinci kez hem de göbeğini kaşıyan insanlar, cahil ahali, yani Amerika'nın razı olmadığı insanlar iktidarı seçmişse Türkiye'de demokrasi yok demektir. Bunu aklınızda tutun, çocuklarınıza da öğretin. Selamünaleyküm.